Yine sıvılaşmayla ilgili Afyon'da da çalışmıştık o mahalleden. Burada da çok fazla şey yapmayalım. Yine sıvılaşma oranları 1'e yaklaştığı zaman sıvılaşmanın yüksek olduğu anlamına geliyor. Birçok bölgede aslında baktığımız zaman sıvılaşma riskinin yüksek olduğu bölgeler. Yine Afyon-Karahisar ilgili deprem bölgesini yönetmelikle biz kıyaslamış olduk, eksikliklerinden bahsettik. Afyon'da ilgili doktora tezinde yaptığımız çalışmalar özellikle şurada, şu sarı olan farklı bir deprem kaydı, yani DD1 dediğimiz, şu da işte DD2. Biz tasarımlar DD1'i kullandığımız zaman işte daha büyük, yani nükleer santral gibi, kamu hastaneleri, barajlar yaparken şu DD1'i alırız. Yani daha güvenli tarafta kalmak için sarı olan alırız. Yani bu grafik tabiri caizse yukarıya doğru çıktıkça maliyetler artıyor, kesitler artıyor, kazık boyları artıyor, temel çeşidi değişebiliyor. O yüzden biz normal bir yapı olduğu için normal yapılarda DD2 kullanılır. Ben gittim DD2'yi kullandım, buna göre statiğimi çözdürdüm, geldim şu grafiği çizdim. Lakin deprem kayıtlarını şurada görüyorsunuz. Özellikle şurada görüyorsunuz. Ve şunu indirdiğimiz zaman, işte Afyon için konuştuğumuzda hesaplamalarını yapmıştık. 0.5'lere, 0.54'lere geliyor. Yani 5 kat ve sonrasında siz yönetmeliğe uygun yapsanız dahi ne yazık ki hasarların, olası bir depremde hasarların yüksek olmama ihtimali yok. O yüzden de şurada bu tüm 11 tane deprem kaydının özellikle ortalamasını aldık. O da şuralarda kesişti. Buralarda 0.64'lere falan geliyor. Yani 5 kat, 6 kattan sonrası siz yönetmeliğe uygun yapsanız dahi şurada sınır değerler aşılmış görünüyor. O yüzden ne yapacağız? Bizim bir önerimiz var. Özellikle uygulayıcılar. Yani bunu kim yapacak? Sayın Valim'in de dediği gibi belediyelerin yetkisinde tamamen. Biz şu sarıya doğru çıkmamızın bir anlamı yok. Yani SDS'de yukarıya tasarım parametreleri bunlar. Şu üçü kıymetlidir. SDS, TA ve TB bizim için kıymetlidir. TA'da bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi yönetmeliğin altında kalıyor. Şuraya kadar problem yok. Ama buradan sonra yani bu da işte 5 kat, 6 kat, 7 kat, 8 kat, 9, 10, 11, 12, 15'e kadar geliyor. Biz bu katlarda yönetmeliği kullandığımız zaman ne yazık ki eksik kalıyor. Ne yapmamız lazım? Özellikle şu zemini, tabiri caizse TB değerini şuraya kadar uzatıp şöyle indirdiğimiz takdirde SDS sabit kalma şartıyla bu problemlerin üstesinden gelebiliriz. Yine Afyon'la ilgili il merkezinin kat yüksekliğine göre değerlendirmiştim. Ben daha çok aslında çalışmalarımız Ulukent bölgesi olduğu için yani bunu tüm bölgelere yayabilirsiniz. Onlarla ilgili farklı analize çıkacak. 2, 5, 10, 15 var burada. 20-25 de sınırda kalıyor. Görüyorsunuz. Yani yönetmelik diyor ki 5 katlı binada kardeşim 0.55 alman gerekirken diyor. Şurada kırmızıyla okunmuyor ama 0.64'lerde. 0.32 al diyor 10 katlı bir bina için. 0.32 al diyor ama burası 0.45'lerde. 0.23 al diyor ama bulunduğumuz analiz sonucu 0.34'lerde. Yine yükseklik arttığında yine bunlar da aslında sınırlar risk grubunda. Kat yüksekliğine göre yönetmeliğe uygun bir çalışma yapabiliriz. Geçtiğimiz günlerde bazen Twitter'dan bir borçlu biliyorum yani bildiklerimi aktaracak mecra olarak Twitter'ı seçtim. Yani çünkü orada bazı şeyleri paylaşıyorum, bazı analizlerimi paylaşıyorum. Yani belki bir farkındalık oluşur, belki birileri en azından bu konuya hassasiyet gösterir. Şimdi özellikle Afyonkarahisar şeyden Akşehir'den başlayan Simav'a kadar özellikle Akşehir Simav fay sistemi dediğimiz ASF içerisinde bulunan il merkezinden de geçtiği düşünülen komple yaklaşık 300 kilometreye yakın bir fay hattı söz konusu. İşte Kütahya'dan başlayan Konya Akşehir'e kadar devam eden bir süreç. Şimdi geçmişsel tarihsel süreçlere baktığımız zaman işte Sultandağ çay depremleri oldu. Yine Simav depremi oldu, Gediz oldu ve yakın zamanda da Altıntaş depremi oldu hatırlıyorsunuz. Şu an enerji birikimi tabiri caizse yani çok alanım olmamak şartıyla baktığımız zaman kırılmayan ya da hareketlilik göstermeyen bölge Altıntaş'la Çobanlar arasında kaldı. Şimdi Çobanlar fayı da şu an diğer hocalarımız da çalışıyor, alanında uzman hocalarımız da çalışıyor. Ben kalkıp da şu fay şu kadar üretir deme bilgi birikimine sahip değilim. Jeoloji mühendisleri, jeofizik mühendisleri der ki burada bir fay var. Bu fayın üretebileceği deprem 6.6 ile 6.8 arasında. Tamam ben bu hap bilgiyi aldım.
ilk baştaki grafiği gördünüz. O deprem kayıtları aldıktan sonra benim derdim buraya gelen ya da bu depremin ivme kaydını, depremin büyüklüğünü yerel zemini tanımlayıp, zemin profilini tanımlayıp yüzeye uygulamak. Benim işim bu. Yani şurada şu deprem olur, burada bu benim işim değil. O yüzden de bizim işimiz olası beklenen bir depremin yüzeydeki etkisi ve dolaylı olarak da yapı bundan ne kadar etkilenir? Bizim bakacağımız şu. 6.6-6.8'lik bir deprem MTA'nın verilerinde bunlar geçiyor. Çobanlar fay hattının üretebileceği deprem büyüklüğü. Ben de dedim ki bunu aldım, analizlerimizi yaptık. Dedik ki yerel zemin koşullarından kaynaklı, işte alüminyon zemin, gevşek zemin neyse, yerel zemin koşullarından kaynaklı biz bunu 7 ve 7.2 olarak hissederiz. Biz derken yapı. Yani 6.6'ya göre az önce dedik ya, siz tasarımınızı 0.33'e göre yaptınız. Bizim deprem üyemiz yüzeyde 0.58'di. Ama siz yönetmeliğe uygun yaptınız. Bunda da bir problem yok. Fakat sahaya özel analiz yapmadığınız için deprem üyemesine yapı daha çok maruz kalıyor ve hissedeceği deprem de büyüklüğü de yine 7.2 civarlarında. Sahaya özel dinamik analizi yapmazsak ne olur? Şimdi bugün hepinizin elinde bir projeye başlamadan önce şöyle bir sonuç raporunuz var. Jeoloji mühendisinin, jeofizik mühendisinin, inşaat mühendisinin aslında imza attı. Şu kırmızı olarak çizdiğim şeylerin hepsi, iddialı konuşmak istemiyorum, sahaya özel analiz yapılmadığı için eksik. Sahaya özel analiz yapılmadığı için bir yanı eksik kalıyor. Sebebi, oturma sınır değerlere yakın diyor baktığımız zaman. Yani bir bina yükünü zemine koyduğumuz zaman, işte bugün bazı mahallelerde bina yükünü taşıyamayacak 60-70 santim oturma yapan yerler var. Özellikle bunu çok fazla bazı firmalar istemez. Çünkü niye? Oturma var, sınır değerde demek ne demek Türkçesi? Yani sınır değerde demek, yani iyileştirme yapsan da olur, yapmasan da olur. Bu koskoca bir yalan yani baktığımız zaman. Çünkü biz bunun hesaplamalarını yaptık, bunun üzerinde de çalışıyoruz. Çok detay vermemek şartıyla. Oturmanın sınır değerlerinin 3-4 katı üzerinde. Yani özellikle işte kirli zeminlerde oturma 12.5 santim hesap edilirken 12.5. Kumlu zeminlerde 6 santim oturma beklenir. Komple bina yüküne göre hesaplanır bunlar. Bu böyle bir zeminde, kumlu bir zeminde. Onların dediğine göre sınır değer dediği şu, 5 santimdir. Sınır değer 5 santim ideal diyor ama bizim orada hesapladığımız oturmalar 60-65 santimlerde. O yüzden de bu da problemlerden bir tanesi. Siz oraya iyileştirme yapmadınız. İşte gerek jet grad olsun, gerek onun dışında foya kazık olsun, diğer zemin iyileştirme yöntemleri olsun. Yapmadığınız takdirde sadece günü kurtarırsınız. Olası bir depremde Allah korusun, ondan sonra bambaşka boyutlara ulaşır. Hep beraber o zaman üzüleceğimize şimdiden 3-5 kuruş daha fazla vererek şimdi üzülmek daha mantıklı. Yine sıvılaşma potansiyeli mevcut, orta derece diyor. Bunun bahsettiği yerde sıvılaşmanın yüksek olduğu yer. Yine az önce bahsettiğimiz işte şu özellikle PGA ivmesi. Bugün statik hesap yapan arkadaşlarımız var burada. Çoğu şu ivmeyi kullanıyor. Biz az önce bu ivmeyi Afyon için 0.58 olarak bulduk. Yani 0.33 değil. Yine şu TA, TB ve SDS'ler de aslında aynı şekilde eksik. Yine şurada az önce yatak kat sayısını hesaplamıştık. 1000-2000 arası diyor. Biz onu 2-3000 arası bulduk. O yüzden de bunların hepsi. Şu özellikle şuraya da soru işareti koydum. Yani bugün çok samimi olan birisi özellikle numune alındıktan sonra bu numunelerin nerede deneylerinin yapıldığı ile ilgili bilgisi olan var mı? Çok üzücü bir olay söylüyorum. Bir tane arkadaşım yıllar önce burada laboratuvar firması açtı zemin deneyleriyle ilgili. Sadece 3 tane iş yaptı. 1,5-2 yılın sonunda kapatmak zorunda kaldı. İş yok. İş gelmiyor. Afyon gibi bir yerde. Bundan pandemi öncesinde çok daha hızlıydı inşaatlar ama iş gelmedi. Kapatmak zorunda kaldı. Peki bu insanlar nereye yaptırıyor? Kendine uygun, şöyle güzel, tabiri caizse kendi ceplerine uygun bir rapor alabilecek laboratuvarlara yaptırıyor. O yüzden de ben bugün bölgemizde değil sadece Türkiye'nin genelinde şu yapılan deneysel laboratuvar çalışmalarının da çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ve biz bu sonuçlara göre şurada birçok analiz yapıyoruz. Hani bunları da çizdim. Şurada 8-10 tane yer var. Şu zaten bilinen bir şey. Şu yönetmelikten alınıyor. Şu da yine aynı şekilde. Baktığım zaman 2-3 tane yer var.
kullanmadığımız ya da analiz yapmaya gerek olmayan diğerlerin hepsiyle ilgili analiz yapmamız gerekiyor. İddialı konuşmak istemiyorum ama konuşmak zorundayız. Yani bilimin öyle bir yönü yok. Her zaman olasılıklar vardır ama biz bu konuda eksik olduğunu ne yazık ki düşünüyoruz yani. Peki bu noktada biz ne yapmalıyız? Özellikle sonuna geldik. Dediğim gibi yönetmelik açık ve net, sayfası da belli. Sahayı özet analizleri, işte 6 tane sınıfımız var Sayın Valim. Bu 6 tane zemin sınıfı A en iyidir, ZF en kötüdür. ZF olan için eğer böyle bir zemin sınıfı varsa diyor ki mutlaka sahayı özel analiz yapın. Az önce bizim söylediklerimizi, zemin büyütme, sıvılaşma, rezonans analizlerini yapın diyor. Ama diyor ZF'in dışında diyor yapmana gerek yok ki. Bu müteahhitlerimizi çok sevindiren olaylardan, bir durumlardan bir tanesi. Ama az önce ben bölgenin analizini yaptığımda, Afyon'un analizini yaptığımda zemin sınıflarımız ZD ve ZE'ydi. Şimdi ne yapılması gerekiyor? Özellikle bu konuda yerel yönetimlerin, çünkü onlara düşüyor yani bunu baktığımız zaman. Kübra Valim'le de görüştüğümüzde dedi ki bu bizim işimiz değil hocam dedi. Yani çünkü hani bizim bir yetkimiz yok dedi baktığımız zaman valilik noktasında. Bu daha çok yerel yönetimlerin, çünkü proje onaylayanların, siz getirdiniz sahayı özel analiz yapmadınız, projeyi onaylar mısınız? Onaylamazsınız. Gitsin o başını nereye vurursa vursun ama yetkili merci tamamen illerde, yerel yönetimler. O yüzden de yerel yönetimlere çok büyük sorumluluk düşüyor. Bir de baktığımız zaman biz çok ezber yapıyoruz. Özellikle iyileştirme noktasında. Hepimizin bildiği fore kazık var. Bir de jet grout var. Onun dışında iyileştirme yöntemlerimiz de var ama bugün birçok projeci arkadaşımız da burada. Yüksek lisans öğrencilerim de var. Şimdi jet grout'ın en çok kullanılanlardan bir tanesi. Buna geleyim. Jet grout'ı kapsayan şu kirli zemin görünüyor mu? Kirli zeminin dışında değil mi? Kirli zemine içine girmiyor. Yani kirli zemini kapsamıyor. Diyor ki bize, kardeşim sen kirli zeminde diyor jet grout yapamazsın diyor. Çünkü elinizde bir tane çimento var, su var. Bir tarafta kil toprak var, diğer tarafta kum var. Hangisini kullanırsınız harç yapmak için? İyi bir beton yapmak için. Tabii ki kumu değerlendirirsin. O yüzden kumun olmadığı bir yerde jetin oluşması, kolonun oluşma şansı ne yazık ki yok. Zaten bunu da çalışmalarda gösteriyor. Yine aynı şekilde özellikle ZF sınıfı için sahayı özel analizleri diyor ama diğerleri için demiyor. Fakat şöyle bir esneklik var. Diyor ki ZF sınıfı için özellikle bunlar için sahayı özel analizler yapılacak. Bundan kaçış yok. Ama ben Afyon'da hiç ZF sınıfı bir zemin bir rapora rastlamadım. Çünkü herhalde yok yani. Zeminimiz iyi gibi geliyor. Yönetmelik diyor ki bu tür analizler, burada işte yerel yönetimlerin elini rahatlatacak konulardan bir tanesi. Bu tür analizler proje mühendisinin tercihine bağlı olarak diğer sınıflardaki zeminlerde de yapılabilir. Bunu ister yaptırırsınız, ister yaptırmazsınız. Ama bunun yapılma zorunluluğunu ne yazık ki çalışmalarımız hep birbirini teyit etti. 2020 yılında yaptığım çalışma da aynı sonuçları verdi. Deprem bölgesindeki çalışmalarımız da aynı sonucu verdi ve bundan sonra eğer bunlar yapılmadığı sürece yine bunlar da aynı problemi ne yazık ki verecek. Özellikle gelelim, geçtiğimiz günlerde bir bakayım dedim yani Afyon'la ilgili genel zemin sınıfı ne, hep Uydukent bölgesini çalışmıştık ama baktığımız zaman arkadaşlarımızdan, yapı denetim firması arkadaşlarımızdan biz raporlar aldık. O raporlardan 53 tane mahallenin analizini, yani analizini derken zemin sınıflarını kendim bulmaya çalıştım. Özellikle ZE sınıfı dediğimiz, aslında yani yine çok iddialı konuşmak istemiyorum ama baktığımız zaman şunları birer tık arttırmamız gerekiyor. Baktığımız zaman ZD'yi ZE olarak görebiliriz eğer güvenli tarafta kalmak istiyorsak. ZE'yi ZF sınıfında görebiliriz. Yani bugün birçok projeci arkadaşıma sorsam, bu bölge Z mi, ZF mi desem, herhangi bir bölgeyi söylesem mutlaka onlar da sahadan geldikleri için o tecrübelere istinaden emin olun şu mahallelerin birçoğu ZF sınıfına ne yazık ki giriyor. Ama biz oraya sokmamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bize uygun rapor verecek işte laboratuvar firmalarına gidiyoruz. Ya da bize uygun geoteknik ya da işte jeolojik raporu hazırlayacak mühendislere gidiyoruz üzücü olarak. Ve sonuçta da çok acı da olsa gerçeklerle ne yazık ki Maraş'ta yüzleşiyoruz. Z sınıfı dediğimiz özellikle problemli diye düşündüğümüz Erenler, Yenice, Orhan Gazi, Battal Gazi, Selçuklu, Osman Gazi, Orhan Gazi, Sayıf Ata, Akçil, Karşıyaka, Yeşilyurt, Ali Çetinkaya, Ertuğrul Gazi, Organize,
küçük çobanlı, bayacık ve beyaz. Aslında yine baktığımız zaman aslında bir çanak. Yani bugün en uçta ne var? İşte Koreli Otel var. Koreli Otel'in oradan alında ta ki şuraya kadar. Ali Çetinkaya Mahallesi'ne kadar. Yani Konya yoluna kadar burası bir havza. Ve bu havzanın içerisinde olan mahallelerin olduğunu, riskli grupların olduğunu görüyoruz. Diğer zemin sınıfları da baktığımız zaman yine ZD diyebileceğimiz. Sadece ZA sınıfı mutlaka mahalle vardır. Ama o dönemlerde raporlar olmadığı için tespit edemedik. Ama elimizde olan raporlara göre sanki şu an TOKİ'lerin yapıldığı yer, Gökçe Mahallesi özellikle o tepede, güvenli yani sağlam kaya çapısında ZB, ZA ve ZC. İşte kalenin etrafı Ak Mescid, Burmalı, Taci Ahmet olacak buralara dahi. Yine Yarenler. Şu baktığınız zaman özellikle Yarenlerle şu mahalleler arasında sadece bir yol var değil mi? Yani Afyon'u bilenler bilir. Baktığımız zaman şu mahalleyle şunların arası sadece bir tane yol var. Bu kadar değişiyor mu? Evet, zemin yapısının bu kadar çok değiştiği bir ortamda biz kalkıp da bazı kabulleri alamayız. Yani her binanın, her zeminin, her noktanın kendine özgü bir zemin profili var. Bazen kil bulursunuz, bazen kum bulursunuz ama genel itibariyle zemin profili şudur demek doğru olmaz. O yüzden arada bir yol olmasına rağmen zemin sınıfı hemen kötüleşiyor. O yüzden özellikle şu mahallelerde ZE sınıfı, ZD, bizim önerimiz de yine aynı şekilde şurada ZD ve ZE sınıfı mahalleler için biz sahaya özel analizin getirilmesini tavsiye ediyoruz. Biz demeyeyim, daha önceki benim hocalarım 2010-11 yılında şu raporların, haritaların hazırlanmasıyla ilgili bir görüşme olmuş. Fakat belediye bütçesi bunu karşılayamayacağı için ne yazık ki bu haritalar, mikro bölgeleme çalışması dediğimiz, özellikle imara açılacak olan bir yerde mutlaka bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Çünkü öbür türlü o zemini tanımadan, oraya göre analiz yapmadan doğru olmayacak. Şu haritaların, hadi bugüne kadar problemler oldu, bundan sonra yapılacak binalar için, bundan sonra imara açılacak alanlar için, riskli bölgeler için şu haritalara mutlaka göz gezdirmemiz gerekiyor. Yoksa da yerel yönetimlerin öncelikli işi bu haritaların hazırlanması, bence milli bir görev olarak değerlendiriyorum.